Yani sen elini vicdanına koy. Yani yurt dışından bir gurbetçi, bir abimiz, hiç tanımadığın bir insan sana geliyor, derdini anlatıyor. Ben diyor bu şekilde bir mağduriyetim var. Hani bunu kendisine söylediğin anda, yani hala üzerine kabadayılık yapıp seni tehdit ederse ben de çıkarım canlı yayında onu rezil ederim. Aklı sıra bana mesaj atıyor, beni tehdit ediyor. Lan sen kimsin? Sen kaç kuruşluk insansın? Biliyor muyum? Sadece içine ne dokunmuş? Kendi ülkesinin, yani kendi insanından, ülkesinin öz değeri, milli değerini farklı bir coğrafyaya tanıtma uğruna bir eni kalıyor. Yani burada da sorun yaşıyor. Yurt dışında yaşayan insanlara, hani merakı olan insana bizim en güzel örnekleri verip oradaki farklı coğrafyaya, farklı kültüre köpeklerimizi en güzel tanıtacağı şekilde adamlara bu şekilde kahpelik yapıyorlar. Yani bu olmaz. Anlatabiliyor muyum? Onlar bizim, yani bizim ülkemizin insanları, bizi orada temsil eden kişiler, bizim orada en güzel örnekleri verip güzelce köpeklerimizi orada tanıtmak varken niye bu şekilde davranıyorsunuz? Sen 100 bin, 110 bin kişiye hani abonen var. O kadar varlığın içindesin. 3-5 kuruşa tenezzül edecek adam değilsin. Yani niye yapıyorsunuz bunu? 3-5 kuruşuna niye bizim camiamızı paralıyorsunuz? Bu bizim hepimize geliyor abi. Anlatabiliyor muyum? Şu an ben o videoyu yayınladım. Bana mesaj yağıyor ya. O kadar kişinin ağzı yanmış ki. Yani ben bunları çıkarmıyorum. Artık ben utanıyorum. Yani çıkarsam bunlar var ya gün yüzüne bunlar rezil olur. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Hani artık bu da bizim son uyarımız olsun, yapmayın. Yani insandır, evet, yanlışa düşersin, o an ihtiyacın olur, yapmışsındır. Hani şu an sen 3-5 çocuk adam değilsin, ya telafisini yap ya da adamın gönlünü al. Bunu yapmak yerine adama diklenip, bize diklenip, dost dediğin adamın üzerine iftira atmak yakışmaz. Neyse tamam, sakin ol sen. Şimdi Cüneyt abi, enik sarmadı mıydı bir daha? Ne enik ne para. Üç ay. Yok. O geçti zaten ondan sonra. 3 ay Hayır, sonra adam adamla görüştü mü, görüşmediler mi bilmiyorum ki unutmam. işte mevzuyu açayım ben size. Tamam, o da tehdit Neyse ediyorsa o seni da öyle olmaz. konuşmalara girmeyelim kurban. Şimdi adam burada yok, benim arkadaşım, dostum, gerek Yok, yok. isterse olsun. Cüneyt abi. Cüneyt abi, senin bir kardeşin olarak bunu söylüyorum. Bir dost, bir dostuna iftira atıp yani üzerine suç atmaz. Anlatabiliyor muyum? Bir insan dostu için o suçu üstlenir, telafisini yapar. Adam seni yerin dibine soktu ya. Bu kadar açık ve net konuş. Yani bir dost, abi, kardeşlik ilişkisinde böyle şeyler olmaz. Bir adam olduğu gibi olacak. Anlatabiliyor muyum? Kendi çıkar uğruna dostunu, kardeşini, abisini zaten kim varsa etek giysin. Bu kadar açık. Cüneyt abi saygın bir insandır. Öldü ya. Neyse dur soralım. Cüneyt abi gelmişken yakalamış gösterdi. Şimdi abi Enikler gitti. Enikler bir olanda kaç gün sonra ölmüş? İki Ulan ay işte sonra. bir olay ulaşamadık ki biz. Edik gittikten sonra bir olay ulaşamadık. Ne o ulaşabildi ne ben. Adamı 3 ay süründürmüş. Ya Anlatabiliyor kanka muyum? gün geçti ben pek bilmiyorum yani aklımda değil. Nereden sonra bilmiyorum. Üç ay, En son üç ay. sadece neydi? Birol bana video atmıştı. Enikler can çekişiyordu. Ölmüş müydü öyle bir video atmıştı. Yani bir de eni beğeniyor. Sattı eni, tamam mı? Onu diyor, ben diyor satmaktan vazgeçtim diyor. Ne adama hani parasını geri yolluyor ne de eniği yolluyor. 3 ay sonra zor zakat bir kısmını alıyor. Bizim Selim abi biliyorsun, Afşinli. O paçanın üreticisi. O devreye giriyor, bir kısmını alıyor. Adam çık. Sen paranı aldın mı Cüneyt abi? Ne parası? Şahin. Paramı aldım kurbanla enik satıyorum paranı alırsın hemen. Bir yol başladı bir laf söylemeye başladı. Yazık yani o adam da ekmek yiyor, o adam da bir şeyler yapıyor. Yanlış yaptığı bir şey varsa adamı rezil etmek yerine destek olarak bir şeyler olması lazım. Bak mesela Cüneyt abi kendine yakışır şekilde ne dedi? Canı sağ olsun bir olun dedi. Bitti. Ben Ya de olsun. yani değil de canı sağ olsun herhalde ya onun. Abiciğim, insandır hata yapar, hatta yanlış yapar. Yani üzerine üstelik o canlı yayına gelip o terbiyesizliği yapmak yerine orada hatasını kabul ediyor. Evet ben bu konuda hata yaptım, bunun telafisini yaparım demek yerine. Orada hala lafı çarpıtıp Cüneyt abiye getirip orada bana aklı sıra sert çıkıp kabadayılık başlayın. Benim anladığım konu bu. Bir de Parayı senden dinleyeyim. yemişlik diye bir şey yok kurban. Şimdi ben parasıyla Sana yavrumu satıyorum ben. Hani aynen işte ücretini sana alırım illa. Allah'la kendi Ya aranızda orada bir merhametine sorun olmuştu işte. Bir ola ulaşamadık yani. Enik buradan gittikten sonra bayağı bir süre bir ola ulaşamadık. Ben arıyorum. Hani bir ola diyor ki 10 dakikaya döneceğim Cüneyt diyor. Geri dönmedi. Yaşar abi aramış. Yaşar abiye dönüş olmamış. Yani aradan zaman geçtikten sonra oldu yani. Hani ilk Evet. başta mesela canlı bu olur ya hastalanır. Tabii ki Ölür. de. Hani insan onu da ölür yani bu canlı. Ama kontakta olmuş olsak
Hani Cüneyt hastalandı yavrular veya Yaşar abiye dese hastalandı yavrular diye. Ama işte o kontağı vuramadık Bilal'la. Yani sen bir yönet... Sonuçta sıkıntı yok. Diğerine geri tekrardan enik duyum. Şey hani 45 günlük eniklere 25 günlük demiş kardeşim Bilal. Canı sağ olsun, sıkıntı değil. 25 günlük olsun da videosu var, resimleri var. Vallahi Cüneyt abi bunu açık açık söylüyorum. Hainlik yapan adamın canı sağ olmasın. Allah bildiğin türlü cezasını versin. Neyse oralara girmeye kardeş. Adam burada yok. Canı sağ olsun. Benden yanı helal olsun. Hiç sıkıntı değil. Önemli. Evet. Yani her şey ortada. Olur. Şeyler olur mu? Olur ya. Çok abartılacak şeyler yani. Abartılacak bir şey değil. Yani mağdur olan birileri olmuştur. Mağdur olan birileri olmuştur. Ama ailesine kadar gitmesi güzel olmadı. Abi kendi ayağına sıktı ya. Yani yok, kendi yok. Kendini şey yaptı. Değil mi? Sana bir şey söyleyeyim. Karıştırmasaydı bu olmazdı. Yani ben de utanarak bunu dile getiriyorum. Bak, ben bir Facebook'ta pay istediniz, ben de sattım size. Soraydınız kaç yaşımda insan gibi dürüstçe geleydiniz, isteyeydiniz. Böyle böyle gelirseniz işte Allah görüyor. Yavrusunu alamadınız öldü. Sonuçta Cüneyt sahtekar oldu. Ha, bu mevzuya da en azından açıklık getirmiş olduk. Hala orada üsteliyorsunuz. İzmir'deki abimin ismini de kullanma. O değerli bir adam. Çünkü namussuz adamı Allah boşuna demek ki seni kör topal etmiyor. Ki kör değil arkadaş gözler. Çünkü namussuz adamı Allah boşuna demek ki seni kör topal etmiyor. Ki kör değil arkadaş gözler.